Sarı bıldırcılarımız pişiyor. Kanadımız. Bismillah, diğer başlıyoruz. Adana ciğer, kuşbaşı. Kesinlikle hiçbir katkı maddesi yoktu. Acılı şalgamlı dondurma. Güzel. Bize ikramı evet. Görünce geldik. Lokma belli efendim. Doyurucu tatlar paylaştıkça çoğalır. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Adana Lezzet Festivali'nden herkese selamlar. Ben Ahmet Yaralı. Doyurucu Tatlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün Lezzet Festivali'ni tanımaya çalışacağız. Lezzet Festivali'nde neler yiyebiliriz, neler içebiliriz, o konuyla ilgili video çekeceğiz. Buradan gezmeye başlıyoruz. Önce birinci hedefimiz Cihangir Kebap Salonu. O tarafa doğru gidiyoruz. Cihangir ustam, kolay gelsin. Teşekkür ederim abi, hoş geldin. Hayırlı işler, bol kazançlar diyelim. Abi çok teşekkür ederim. Festival başladı abi. Bizler de işte mesai bitmesini bekliyoruz abi. Mesai bittikten sonra bir yoğunluk oluşacak. Güzel başladık, güzel gidiyoruz. Özellikle şehir dışından, yurt dışından çok misafirlerimiz var. Kesinlikle. Bu dürümü yiyorlar ya abi. Genelde diğer taraftaydım, şu an boğulmam üzereyim. Allah yardımcınız olsun diyelim. Abi, güzel bir dürüm yapacağım hemen size abi. Cihangir Bey Adana'nın en ünlü kebapçılarından birisi. Her türlü kebabı mekanlarında yiyebilirsiniz. Aynı şekilde Adana'nın tek büryancısı. Evet, çok doğru. Adana'nın ben büryana bayılıyorum, onu söyleyeyim. Ellerinize beni sağlık. Abi, harikasınız. Etler bizim siirt. Lan bitti, sen gelin. Ustamız siirtle. Ben deniz siirtle. Nasıl olmasın abi? O zaman biz hemen bir tadım yapıp Lezzet Festivali'ni gezmeye devam edelim. Tabii ki de. Bu arada Cihangir Bey festivalin sponsoru. Evet, ana sponsoruyuz. Şu an hemen güzel bir dürüm hazırlıyorum abi. Diğer tarafta durmakla burası durmak arasında çok fark var. İnanılmaz. Allah yardımcınız olsun. Amin. Bak abi. Of. Abi. Abi de olsun. O biri sizin. Benim mi? Ye bu lokmadan akşam olmadan o zaman. Yok sen lütfen. O zaman. Bol limonla. Bize afiyet olsun mu? Afiyet olsun, yarasın. Yarasın. Bismillah, diğer başlıyoruz. Nasıl yemeyeceğim abi ya? Can Yüzüm, ellerinize, menize sağlık, harika. Afiyet olsun abi. Selam olsun, kolay gelsin, hayırlı işler. Eyvallah Ahmet. Nasılsınız? Hocam, hoş geldiniz, ayağınıza sağlık. Hoş bulduk, sağ olun. Ahmet abi, şimdi gördüğün gibi yoğunuz, insanlar seviyor bu lezzeti. Adana'da kebap olmasa zaten olmaz. Adana kebabı da Cihangir'i de yedir. Ne kadar şu an bu kebaplar şu an burada? Şu an 150 TL Ahmet abi. 150 dürüm şeklinde. Evet, 150 TL. Şimdi Koner hocam Tarsus'tan geldi, Lezzet Festivali'ne geldi. Kardeş hoş geldiniz. Hoş bulduk abi, ben yedireceğim. Şimdi peki, Adana misafirperver. Biz Adanalılar misafirperver insanlarız. İnsanları ellerimizle doyuruyoruz. Doğru mu? Tekrardan ben şahidim ona. Şimdi Lezzet Festivali'nde gezmeye başlıyoruz. Hadi kolay gelsin, hayırlı işler. Ayağınıza sağlık. Teşekkürler, sağ olun. Bu meyem kökü bir de böbreğe, dalağa, bağırsağa, vereme, kansere. Birebir. Ben de şimdi buz gibi tadına bakacağım. Tamam, tamam, şurada çok faydalı hocam. Çok faydalı. Evet. Bunu birden mi içiyoruz yoksa? İçemiyorsan birden içeceğim. Öyle mi? Ben sinire sinire içiyorum. Tadını seviyorsan çay gibi de içebilirsin. Ama ilk başta böyle bir şey geliyor. Tuhaf geliyor ama aslında şeker gibi oluyor. Ben bayılıyorum bu lezzete. Gerçekten çok süper. Evet, şöyle bir de hızlı içeceğim. Bu arada saçları çıkartıyor mu? Ustam kolay gelsin, hayırlı işler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen hemen her yerde aynı değil mi? Sabit fiyat. Sabit fiyat abicim hepsi. Tamam. Buyurun abi. Ne yiyebiliriz sizde? Adana, kuşbaşı, kemiksiz, ciğer şu an mevcut hepsi. Fatih Bey. Şuraya bir dürüm yap. Mis gibi, ustalarımızın ellerine sağlık. Beyzade'nin kardeşlerinden birisi Ali ustamla birlikteyiz. Evet. Şimdi Adana'nın gerçekten en ünlü kebapçılarından birisi değil mi? Allah razı olsun. Teşekkürler efendim. Şöyle ben aldım biraz hızlı şekilde. Evet, fiyatlar da sabitmiş diye duydum. Evet, fiyatlar 120 gram, 150 TL. Güzel, gayet uygun. Evet. O zaman 3 gün boyunca Adana'yı doyuracaksın değil İnşallah. Mi? İnşallah. En güzel şekilde. Adana, ciğer, kuşbaşı çeşitlerimiz de var. Misafirlerimiz de maşallah bilgi de yoğun. Katılım da fazla. En güzel hizmeti vermeye çalışıyoruz inşallah. Ben bugün herhalde 3-5 gün alırım, devam edersek. Diğer mekanda görüşmek üzere. Afiyet Ustam, ellerinize sağlık, emeğinize sağlık. Görüşürüz. Hüseyin Ustam, hayırlı işler, kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle içimizi serinlet evet. Biraz, şöyle buz gibi. Acılı mı, sade mi? Yok, acısız. Şalgam sade yani, içilir. Aynen. Acılı şalgam içilmez. Doğal şalgam,
buz gibi. %100 organik doğal havuç, havuçla yapılıyor tabii. Bunu sen mi yapıyorsun Hüseyin? Tabii tabii, kendi imalatımız. Kesinlikle hiçbir katkı maddesi yoktur. Kışın vazgeçilmez içeceği şalgamdır. Özellikle Adana'mızda. Yani yaz kış bunu içebiliriz değil mi? Tabii. Sadece kışın değil de yaz kış içebiliriz. Yaz kış ama kışın başka bir güzeldir. Ellerine sağlık, biz gelmeye devam ediyoruz. Tamam. Kebabımızı yedik, şalgamımızı içtik. Üzerine de Adana'nın meşhur tatlılarından birisi. Prenses bu, tatlımız. Kaymak ve çikolata. Prenses. Evet, prenses. Bize özgü bir tatlımızdır. Başkalarının farklı bir çeşididir. Şimdi o zaman prenses mi yiyeceğiz? Evet. Tamam. Prensin araya prenses. Şöyle ikram edelim. Buyurun, hoş geldiniz. Bu ne kadar bu şekilde ustam? 20 lira. İçindeki fıstık ve malzemeye kıyasla gayet uygun bir fiyat. Buyurun. Gezmeye devam. Kolay gelsin. Aa, sen güzel limon değil mi? Evet, tamam, ben limon alayım o zaman sadece. Doğal limon mu bu? Doğal olduğu anlaşılıyor. Bu şekilde ne kadardı? 15 lira. He, 15 lira. Gezmeye devam. Kardeşimiz, dostumuz, yeni ustası Abdullah'la karşılaştık. Merhaba abi, afiyet olsun. Merhaba. Ne var ne yok gezin? Nasıl geçiyor? Vallahi süper. Siz nasıl? Vallahi süper. Her şeyden yiyorum ben. Her şey çok güzel. Döner var, kebap var, Adana lezzetlerinin hepsi var. Ben çok keyifli buldum. Sana, daha kalabalık bu arada. Sana şöyle bir... Çok güzel. Yedirme, yedirme. Vallahi kebap. Vallahi. Kebap. Kebap yiyeceğimiz mekanlardan birisi de Hasan Usta. Aziz Sam, kolay gelsin. Sağ olasın, hoş geldiniz. Teşekkürler. Şiş saplanma Türkiye şampiyonu. Evet abi. Dakikada 8 tane abi. Dakikada 8 tane. Maşallahım var. Kebabın güzelliğine bak, bak, bak. Allah Allah. Evet. Biz alırız bu şey bekleyin, alındı. Hadi, kolay gelsin, hayırlı işler, bol kazançlar. Ustam kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Bu ne abi? Bu senin mi? Aynen. Yavuzlardaki değil, değil mi? Hayırlı şer. Nasılsınız? Çok şükür, sizleri sormalı. Teşekkürler. Şimdi baktık bedava dağıtılıyor, bize geldik hemen. Biz de size ikram edelim. Eyvallah. Ne kadar kilosu bunun? 340. Az önce burada bedava ikram oldu. Bize evet. İkramı görünce geldik. Canınız sağ olsun. Her zaman bekleriz. Ya. Gerçekten çok güzel. Var. Eyvallah. Şaban Bey, elleriniz emeğinize sağlık. Abi, biz teşekkür ederiz. Ne bekleriz? Yani. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Hadi, hayırlı şey bol kazançlar. Sipariş vermek isteyen varsa alabilirim. Buyurun köylüm döner. Allah Allah. Hoş geldin abim benim. Merhabalar. Teşekkürler. Arkadaşlar, şimdi biz burada Türkiye'nin, hatta dünyanın en ilginç ve en lezzetli dönerini yapıyoruz. Nasıl olduğunu anlatalım. Oradan çıkıyor arkadaşlar, buraya gidiyor. Burada alt tarafı köz. Döner iki kere pişiyor. Ve içinde hiçbir şekilde çiğ kalmıyor ve tavuk kokusu kalmıyor. Allah Allah! Deli çocuk. Arada böyle geliyorlar. Fuat'ın esintisi, kendini ismini verdiğim bir menü. Kendi ismimle yaptığım bir menü. Tereyağı. El yapımı tereyağı. Bu da benim kendi el yapımı acım. Şöyle gösterelim. Arkadaşlar, belki içi getirin bana. Esintiye devam edelim. Bunun adı esinti miydi? Fuat'ın esintisi. Kendi ismimi koydum. Ben bu lezzetin hiçbir yerde olduğunu düşünmüyorum. Dışı sarımsaklı maydanozlu. Abi, bizim için fark etmiyor. Her yerde icraatımızı yapıyoruz. Lafla değil, lezzetle. Şöyle gösterelim. Şimdi abi, bu arka izi. Of 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 of. Şöyle hocam. İçinde yaklaşık 400 gram tavuk oluyor. Şöyle esintileri giremem. Şimdi bu mangala girecek arkadaşlar. Oh my god.
Yardım da söyle bari onu. Erdoğan Usta 25 lira dürüm aç abi. 25. Abi bu mu? 160 TL. Doyurucu tatlar paylaştıkça çoğalır arkadaşlar. Allah Allah deli çocuk. Kardeş görüşürüz. Ellerine emeğine sağlık. Çikolata dolgulu. Şöyle size de vereyim efendim. Afiyet olsun. Ne? Bunun ismi ne? Çikolata dolgulu lokma. Lokma bella efendim. Buyurun. Afiyet olsun. Sıcacık sıcacık olmasa ayrı evet. Bir lezzet. Harika. Ellerinize harika, sağlık. Afiyet. Kolay gelsin. Her zaman bekleriz. Lokma bella. Gezmeye devam. Zafer Bey kolay gelsin. Eyvallah hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Vallahi festivaldeyiz işte yoğun bir şekilde. Türkiye'de, dünyada, galakside, Samanyolu'nda bütün yıldız gezegenlerinde ilk defa biz yaptık abi. Dünyada ilk. O zaman bunun mucidi sizsiniz değil mi? Ya diyebiliriz tabii ki. Hemen şalgamlı dondurmamızı şu şekilde alıyoruz. Efendim şöyle gördüğünüz gibi. Acılı şalgamlı dondurma. Bu ne kadar Zafer Bey bu şekilde? 25 TL efendim. 25 TL. Peki size başka ne tür dondurma yiyebiliriz? Bizim 24 çeşit dondurmamız var. Şimdi festival için burada 9 çeşitimizi getirdik ama Uğur Mumcu'daki dükkanımızda hatta 44 çeşit de 24'e düşürdük. Her türlü meyvenin dondurması var. Hoş geldiniz. O zaman en yakın zamanda oradayız. Ne ikram edelim efendim? Gerçekten ilginç bir lezzet. Yani buz gibi soğuk, güzel. Hep diğer dondurmaya alışmışım için biraz değişik geldi de buna alışırız. Ama güzel ellerine sağlık, emeğine sağlık. Afiyet olsun. Görüşmek üzere. Bekir Vadisi lezzetleri. Burada kellemiz, bıldırcınımız, yine aşağıda bıldırcılarımız pişiyor. Kanadımız, eğer dolabımızın bu tarafına gelirsek. Sarmamız, altta dönen bagetimiz ve kanat inciğimiz en meşhur ürünümüz zaten. Köz varisi tamamını kömürde yapıyoruz bunları. Bu ne kadar tutan bu şekilde? Porsiyonumuz 150 lira. Bir porsiyonumuzda yarım kilo ürün bulunuyor tavuklarda. Kellelerimiz de 200 lira tüm olarak veriyoruz. Bu bıldırcın mıydı tam? Evet abi. Güzel Eser Bey görüşmek üzere. Sağ olun. Bekleriz herkesi. Bu tür videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım. Bir sonraki mekanda, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yok direkt çıkar.